Ha orası baba, orası Hürriyet Mahallesi, orası ayrı bir cumhuriyet yani. Orası kendi kuralları var. Orada oranın kendi adetleri, örfleri, kuralları var. Akşam gittin mi mesela hiç şimdi? Tabii. Tabii çok gitmişliğimiz var. Ayrı Adana genci bir kere uğramıştır akşam oraya. Sevdiğimiz kardeşlerimiz var, sağ olsunlar. Sıkıntılı olursun, stresli olursun, neşeli olursun. Mutlaka bir kere uğrasın yani Hürriyet Mahallesi'ni. Anlatabiliyor muyum? Siz Hürriyet Mahallesi'ne niye gittiniz? İşimiz düştü. Hani arkadaşların işi düşmüştü. Uğradık bir. İşimizi hallettik, geri döndük. Adana'da yiğidin doğduğu yer, bir de yiğidin armanlandığı yerdir orası. Anladın mı ne demek istediğimi? Ya şimdi kamera var, mikrofon var. 01'de falan daha güzel anlatıyorlar onlar alır. Ya ama hani Adana'da da mecburen öyle bir yerin olması lazım. Sonuçta hani böyle çok eleştiriliyor, ediliyor, böyle yadırganıyor falan ama size bir şey söyleyeyim mi? Bu çivisi çıkmış dünyada. Bazı hakkı verilmemiş cezaların, bazı uygulanması gereken şeylerin hakkını veren tek mahallede orasıdır. Yo, İstanbul çocuğu hiç girmesini hiç tavsiye etmem. Çünkü onların konuşma tarzı bizim oraya göre çok farklı yani. İstanbul'un hani yankileri bile böyle şey konuşuyor, biraz kibar konuşuyor yani. Bizim orada oraya göre hiç alışkın değiliz. Ben İstanbul'dan falan gelen kişileri gördüğüm zaman Adana'da zaten çok belli oluyor, parmakla gösterirsin. Hani merhaba kardeşim, ne haber birader? İyidir olsun. O moruk ne haber falan, oraya gidip öyle moruk ne haber falan dedin mi moruğa dönüşürsün orada. Ya he şimdi orada öyle şeyler var. Aykın mı? Daha ne yapıyorsun, hani yok mu bir şeyler? Biz de buradayız yani. Baba. Baba. Bizim buralar öyledir yani, güzeller. Anlatabilir miyim? Baba rahat milletiz ondan dolayı yani, anlatabildim mi? Kalıplara sığamıyoruz. Hani uyuşturucuya karşı büyük bir mücadele oldu o da. Çünkü bizim Adana'da büyük abilerimizin bize her zaman söylediği bir şey vardı. Kimyasal uyuşturucu erkek adama yakışmaz. Adamın erkekliğini bozar. Harbi delikanlı. Erkek adam kimyasal kullanmaz. Yo normal, yo orada da normal karşılanmıyor. Ona göre de hani gayet bir büyük mücadele var. Sonuçta hani esrarda psikolojik bağımlılık yapan, insanları kendine bağımlı eden bir madde sonuçta yani, rahatlatıcı etkisinden dolayı. Öyleymiş yani. Ondan sonra tabii yani ister istemez. Ona karşı da bir mücadele var ama sonuçta şöyle bir şey var abi. Esrar içen adam kimseye kalkıp da saldırmaz. Anladın mı? Esrar içen adam gidip de bir yerde gevezelik yapmaz. Ne bileyim, o esrar içen adam gelir köşesinden fısar, kafasını yaşar. Anladın mı? Ne bileyim, böyle her halinden bellidir yani. Sessizleşir, sakinleşir. Ya bileyim, düşünceye dalar. Ama o diğer kimyasal maddeleri kullanan insanlara dikkat ettiğin zaman ağızları yüzleri bir kenara kayıyor. Elleri ayakları titriyor. Saldırıyorlar. Ya da bulamadıkları zaman çok kolay bağımlılık yaptığı için hırsızlıktı, gasptı. Bu gibi suçlara teşvik ediyor. Bu da toplumun düzenini bozuyor. Yarın bir gün hiç belli olmaz yani. Allah korusun, bir uyuşturucu kullanan bir tane çocuk, kimyasal kullanan bir çocuk yarın bir gün senin ailenden birine bile parası kaldığı için yolda geçerken saldırabilir. Bu da ne oluyor abi, ister istemez insanları tahrik ediyor. Onun canı yanmış, onun kardeşi ölmüş, onun ablasına bir sıkıntı vermişler yolda, ona bir şey olmuş. Baba bizim Adana'da herkes onuru, gururu, namusu için yaşar, anladın mı? Yani aile bizim için her şeyden önemlidir. Hani orada da diyor yani, o yüzden ondan dolayı da ne oluyor, insanlar artık buralarına gelmiş, zamanında böyle bir çıkış göstermişler yani. Şimdi ben burada böyle konuşuyorum diye de kalkıp beni esrara övmüyorum yani. Diğerlerine göre kalkıp da şey yapmıyorum. İstediğin yere de gidebiliriz. Ben içmiyorum. İçiyor muyum? Hayır. Buradaki hiçbir kardeşim de içmiyor benim. İçemezlerdi. Benim yanımda da böyle bir şey yapamazlar. Kesinlikle onu da savunmuyorum ama şöyle bir durum var. Yani öbürünü kesersek, insanlar alkolde bile mesela bazen kendini kaybediyor. Abi kediyi aslan yapar. Kediyi aslan yapar. Fareye içirmişler rakıyı, tekir buraya gelecek demiş. Tekir gelse ne olacak? Bir ton mevzu. Yine hürriyetin başlayacak. Gerek yok baba öyle alkole malkole. Gerçekten bak abi, alkol malkol, uyuşturucu, bunlar iyi şeyler değil ya. Yani spor yapsın insanlar, gezsin dostsun. Bizim gibi bak buraya gelmiş, Adana'dan kalktık buraya gelmiş. Bak buraları geziyoruz. Böyle kendilerini böyle deşarj etsinler. Sıkıldık abi Adana'da, buhran. 150 derecenin altında yaşıyoruz 3 aydır. Yani bunaldık artık, eridik bittik ve sıkıldık, buralara geldik. Yani biniyoruz arabaya. İnsanlar kendilerini böyle deşarj edebilir. Ama abi Adana'daki çocuklara da gerçekten kızmayın. Gerçekten yadırgamayın.
gerçekten böyle hor görmeyin, gerçekten böyle garipsemeyin. Çünkü bu memleketin gerçekten en has, en delikanlı adamları her zaman Adana'dan çıkmıştır. Onlara da hak verin. Anlatabildim mi? %98 nem, 65 derece sıcaklıkta 3 ay boyunca yaşarsan ayağı ayağına değdi mi böyle işte kafa 100 millet birbirine patlıyor. Ne yapacaksın abi? 65 derece abi ya, ekmek almaya aşağı iniyor, fön makinesi çalışıyor yüzüne ya. Böyle bir hava düşün yani abi, anladın mı? 3 dakika bir yolda yürüyünce insanlar artık birbirlerine sinir stres oluyor yani. Ben buradan bütün sarı mikrofon seyircilerine sesleniyorum. Bu videoyu izleyecek olanlara sesleniyorum. Özümüzde böyle, bizim yapacak bir şey yok. Hepiniz Allah'a emanet olun. Öyle ello cello dol hiçbir yer. Tamam mı? Adana'yı sevin. Biz de sizi seviyoruz. İyi günler.